hale geldi. Şöyle ki koruyucu, önleyici hekimlik aslında dünya çapında hala ön planda. Özellikle Avrupa'da, tabii. Amerika'dan da daha fazla. Yani dişler çürümeden nasıl kurtarılır, nasıl korunur, çürüdüyse bile nasıl kurtarılır düşünmek gerekiyor. Kurtarmanın o kadar çok fazla yöntemi var ki, dişin orijinalini korumak bizim için aslında temel. Yani ana dişinizin erken uyarı sistemi gibi olduğunu düşünün. Hı hı. Yani dişte bir hassasiyet oldu. Diyecek ki ben arıza veriyorum. Bana bir an evvel müdahale eder misin? Diğer aşamalara geçmeden. Veya da implant bir karşı taraftaki dişte birbirine çarpma şeklinde değerlendirilir. Ancak ana diş amortisör görevi görür. Yani araçta gidiyorsunuz, aracın içerisinde kişiye hissettirmez tümseyi veya da çukurları. Öyle düşünün. Yani bir darbe emici gibi düşündüğümüz zaman aslında dişleri çürümeyi önlemeyi tedbir olarak ne kadar almamız gerektiğini düşünebiliriz. Bu anlamda dişler aslında ilk başta çizik şeklinde çürükler oluşuyor ya, çürüme başlangıcı diyelim. Bu aşamada flor tedavisi ve yarık öğütücü tedavisini biz hastalara öneriyoruz. Eğer ki çürük biraz daha ilerlediyse, o zaman işte bakın görselimizde de gördük aslında anatomik dolgu. Hı-hı. Bakın her tarafı çürük olan, daha doğrusu nedir belli bir kısmı. Nedir anatomik dolgu? Hemen bakalım. Dolgunun 3 boyutlu şekilli hali aslında. Hı-hı. Yandaki dişlerle olan uyumlu hali. Bakın çürümüş, çürük temizlendi. Temizlendikten sonra dolgu yerleştirildi ve dolguya şekil verilmiş hali. Hani dedim ya anahtar kilit şeklinde sızdırmaz bir şekilde kapa. İlk başta diş kurtarma, dişin çürük anında yapılması gereken işlem bu oluyor aslında. Bir tık ileriye gidersek eğer, yani diş biraz daha çürüdü. Yani köke kadar ilerledi neredeyse. Düşündüğünüz zaman dişin çürüğü temizlendikten sonra görsellerle açıklayacak olursam, dişin içerisinde bir binanın kolonu gibi minivida yerleştiriliyor. Sonrasında anatomik dolgu yapılarak dolgunun sağlamlaştırılması ve o hani 442 kilograma kadar dedim ya çiğneme etkinliğinde bası geliyor. Biz bu dolguları basma dayanımına dayanıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Eğer ki bu aşamadan da geçtiyse, yani minividalı dolgu yapıldıysa ve ondan sonra da eğer çürük daha da ileri durumdaysa, hastanın da zaten ağrıları keskin zonklar tarzı ağrı oluyor, kanal tedavisine geçiliyor. Kanal tedavisinde dişin içerisindeki enfekte iltihaplı olan sinirin damar paketlerinin alınması, onun içerisindeki altındaki dişin kökündeki iltihabın alınması ve sonrasında da kanal dolumu, bakın apse durumu gelişmiş anlaşılan kanal tedavisi yapılıyor. İçindeki apse çıkartılıyor veya da iltihap, sonrasında kanal dolumu ve anatomik dolguya da yine geçiliyor. Şimdi buraya kadar diş kurtarmanın başlangıçlarıydı aslında. Bundan sonra, yani kanal tedavisi gördü, direkt çekim diyemeyiz. Bundan sonra aslında diş kurtarmanın, KVC uzmanısınız, operatif boyutuna geçiliyor. Operatif boyutunda şimdi teker teker başlayalım. 5-6 tane operasyon tekniği var. Bu operasyon tekniğiyle dişler kurtarılmaya çalışılıyor. Orijinalini muhafaza ediyoruz. Peki gelelim diş kurtarma yönteminin bir tanesine. Apikal rezeksiyon dediğimiz bir operasyon. Nedir? Diş sağlam. Sonra kök ucunda kist olduğunu ve iltihap olduğunu düşünelim. Kanal tedavisi yapılıyor. Sonrasında dişin kökünün ucuna diş etinden ulaşılıyor. Nokta atışı, nokta jandarma özel harekat gibi. Dişin kökün ucundan kistle beraber çıkartılıyor. Dikiş atılıyor ve bakın dişin kökü kesilmiş, kökün ucu, yalnız ucu. Yeri kalan 2/3'ü sağlam, diş sağlam.